Galatasaray'ın süper genç yıldızı Yunus Akgün'ün transferi resmen açıklandı. Adana Demirspor'daki mükemmel performansıyla herkesin beğenisini kazanan ve Galatasaray'a çok güçlü bir şekilde dönen Yunus Akgün, bu sezon beklentilerin uzağında kalsa da potansiyeli çok yüksek olan genç yıldız için İtalya'dan Lazio'nun resmi teklif yaptığı iddia edildi. Sürpriz niteliğinde olan teklif aynı zamanda fırsatlar da barındırıyor. İlk olarak Yunus Akgün'ü kiralamak isteyen Lazio, devamında ise Yunus'un performansına göre farklı teklifler sunacak. Kademe kademe planlanan fiyatlandırmanın özeti ise şöyle. İtalyan ekibinin teklifine göre Yunus, Lazio'daki maçların %50'sine ilk 11 başlayabilirse 8 milyon euro, %70'ine ilk 11 başlayabilirse de 12 milyon euro sarı kırmızıların kasasına girecek. Bunların haricinde ise esas kriter gol ve asist barajları. Oyuncu bu noktada çift taneli sayıları görürse bonservis bedelinin 16 milyon euroya ulaşma ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın kontrata sonraki satıştan pay koydurmak istediği de gelen haberler arasında. Yunus Akgün'ün peşinde olan kulüpler arasında Lazio'nun haricinde Roma ve Bologna'nın yanı sıra Almanya'dan da Dortmund bulunuyor. Süper Yıldız'dan Galatasaray'a 5 yıllık imza. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğa ulaşarak rakiplerini kıskandıran Galatasaray, bu başarının en büyük mimarlarından biri olan Lucas Torreira'yı takımda tutmak istiyor. Dış transferde birçok önemli isimle görüşmelerde bulunan Sarı Kırmızılar, iç transferde de önemli oyuncularına hem hak ettikleri kontratları vermek hem de değerli futbolcularının sözleşme sürelerini uzatmak için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonun başında İngiliz devi Arsenal'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilen ve 2026 yılı Haziran ayına kadar sözleşme imzalanan Lucas Torreira ile masaya oturuldu. Galatasaray'dan yılda 2 milyon 750 bin euro kazanan 27 yaşındaki yıldız ile yıllık 3 milyon euro üzerinden 5 yıllık yeni bir kontrat imzalanacak. Böylece birçok kulüp tarafından takip edilen Torreira'nın sözleşme bitiş tarihi de 2028 yılına kadar uzatılmış olacak. İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Cimbom'la ilgili dış basından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İtalya'da yayın yapan Calcio Mercato, Sarı Kırmızıların Serie A ekibi Hellas Verona'da görev yapan İtalyan kaleci Lorenzo Montipo ile ilgilendiğini öne sürdü. Habere göre Sarı Kırmızılar 2024 yazında kontratı sona erecek olan Fernando Muslera'nın boşluğunu 27 yaşındaki eldivenle doldurmak için bir süredir transfer çalışmaları yürütüyor. İtalyan kaynaklara göre Galatasaray, Montipo ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Montipo'nun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yazına kadar sürüyor. Bir kez İtalya U21 takımının kalesini de koruyan Lorenzo Montipo için kariyeri boyunca ödenen bonservis bedeli ise tam 2 milyon euro. Galatasaray Mikael Isak'ı bitirdi. Cimbom forvet hattını güçlendirmek için yaz aylarında forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre Galatasaray, Polonya ekibiyle Poznan'ın forveti Mikael Isak ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024-25 sezonu sonunda bitiyor. Kariyerinde Köln, Nürnberg, Parma, Kroton ve Rangers gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki İsveçli golcü, bu sezon 23 karşılaşmada forma giyerken 11 gol 4 asiste imza attı. İsveç milli takımının formasını 7 kez terleten Isak, bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer almıştı. Kadrosunda Danimarkalı Victor Nelson ve Matthias Ross ile Norveçli Fredrik Micho'yu bulunduran Cimbom, Isak'ı transfer etmesi durumunda 4. Vikingine kavuşmuş olacak. Galatasaray'dan flaş transfer. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen şampiyon Galatasaray transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Yaz transfer sezonunda tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi yıldızların uçaklarını teker teker İstanbul'a indirmek isteyen Sarı Kırmızılılar çalışmalarını sıklaştırdı. Kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapan Cimbom'da sol bek transferi gündeme gelmiş durumda. Adekugbe'nin sergilediği kötü performans, Emre Taşdemir'in gönderilecek olması
ve Kazımcan Karataş'ın henüz Galatasaray seviyesinde olmaması nedeniyle arayışlara başlayan Sarı Kırmızılar Milan'dan Fode Ballo Touré için yeniden devreye girdi. İtalyan basınında çıkan bir habere göre Galatasaray, Fode Ballo Touré için gün sayıyor. Senegalli oyuncunun transferi adına ileri düzeyde görüşmelerde bulunulduğu belirtildi. Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Fode Ballo Touré'nin takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre 26 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Milan'ın 2021'de 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan kadrosuna kattığı Fode Ballo Touré'nin ismi bu sezonun başında da Galatasaray'la anılmıştı. Galatasaray'a İspanyol çilingir. Cimbom'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunmaya gömülen takımların kilidini çabucak açmak için takıma bir çilingir daha isteyen Okan Buruk, alınacak oyuncunun 10 numaranın gerektirdiği tüm özelliklere sahip olmasını istiyor. La Liga ekibi Sevilla'ya Suso için sezon başında da teklif yapan Galatasaray, İspanyol futbolcu için kırmızı beyazlılara yeni bir teklifte bulundu. Piyasa değeri 7 milyon euro olan 29 yaşındaki Suso için Sevilla'ya 3 milyon euroluk teklifin iletildiği öğrenildi. Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euroydu. 5 kez İspanya milli takım formasını da terleten Suso, daha önce Liverpool, Almeyra, Genoa ve Milan'da da forma giydi. Galatasaray bombayı patlattı. Bir süredir ismi sık sık Türk takımlarıyla anılan Talisca sezon sonunda Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinden El Nasr forması giyen Anderson Talisca'nın yaz aylarında Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi. Arap ekibiyle sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitecek olan Talisca'nın uygun bir bedelle bonservisini eline alması bekleniyor. Cristiano Ronaldo transferi sonrası sezon sonuna kadar takımda kalmayı kabul eden 29 yaşındaki yıldızın yeniden Avrupa'da futbol oynamak istediği öğrenildi. Brezilya'da ise daha önce Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Sambacı'nın bu kez Galatasaray'a gidebileceği konuşuluyor. El Nasr'ın en golcü isimlerinden biri olan Talisca, oynadığı futbolla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Brezilya basınında aradığı futbol ateşini Sarı Kırmızılar'da yeniden yakalamak isteyen Talisca ile Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı da aktarıldı.